bu sefer. Bu adam da bunu. Yatırak benim. Şey var ya, bak filiz var ya, şu filiz. Hmm. Şöyle bir... Ne kadar şuralara çıkınca hemen kesiyorlar. Nasıl benim? Çay abi. Çay mı? Şu, tabii şunu kurut. Çay zaten. Ha, yani şunu kurut, şey yap, çay. Renk veren bir. Ama filiz olunca altta çalısı yok. Kalmış artık. Şunlar mesela. Evet. Aynen öyle Veli abi. Bak bravo ya, havayana öğrendi işi, gördün mü? Devam ediyor mu? İsmail bak, günlüğü seçimden daha kaynış yapar. Ben Kutoğlu'nun çiğ tanışı olmuş, Trabzon'u park altlarına bu anı. Evet, evet. AK Parti'ye haksızlık yapmayın. Hemşerinize fazla haksızlık yapmayın. Hemşeriniz Allah var. Fakir fukara arasında CHP'li, AK Partili, MHP'li ayrımı yapmıyor. Hiçbir nişan almıyor. Fakir fukaraysa ama zenginse ya da filan derneğin üyesi ise, filan il başkanının yakınıysa, dayısı varsa onları işe alıyor. Bak bize, eğer biz bu mülakat sistemini devam ettireceksek Allah bize o iktidarı nasip etmesin. Allah o iktidarı bize haram etsin. Aile destekleri sigortası bir eve en az asgari ücret kadar gelir girecek diyoruz. Bir başka ve önemli yönü ise diyelim ki Rize Belediyesi işe adam alacak. Ya da Çaykur işe adam alacak. Ya da Devlet Sürücüleri işe adam alacak. Alacağı birinci kişi evinde hiç sigortalı olmayan evden alacak. Evinde hiç sosyal güvencesi olmayan, hiç sigortası olmayan ilk insanı o evden alacak. Yani biz gelip burada yıllar boyunca yardım yaparak, gıda vererek yoksulluğu yönetme hedefimiz yok. Bizim yoksulluğu bitirme hedefimiz var. Biz geleceğiz ve bir kart aracıyla vereceğiz. Öyle yardım kolyeler aracıyla değil, bir kart aracıyla kadınlara vereceğiz. O kadınlara bir eve en az bir asgari ücret girecek. Bir kuruma işçi alınıyorsa, bir memur alınıyorsa, Çaykur bu köyden bir eleman alacaksa, bu köyde hiç sigortası olmayan evin insanı alacak. AK Partili mi, CHP'li mi, sarı saçlı mı, esmer mi diye bakmayacak. Ev diye kimin evinde işsiz varsa önce onu alacak. Bu önemli bir proje. İnşallah bunu hayata geçireceğiz. Türkiye devletinin bu konuda taahhüdü var. Bakın Türkiye devletinin hani işsizlik sigorta fonu falan var ya, deprem fonu. Bu da Türkiye'nin 1971'de imzalamış olduğu bir anlaşmadan yükümlülüğü. İnşallah bunu biz yerine getireceğiz Hacı Dayı. Siz emek çekiyorsunuz. Yılda 3 kez, 4 kez çay üretiyorsunuz. 4 dönüm olan bir ev geçindiremiyor. Değil mi? Bakın 4 dönüm olan bir ev geçindiremiyor. Ama maalesef siyasette insanlar çok zenginleşiyor. Milletvekilleri zenginleşiyor. Bal tutan parmaklar ne yapıyor? Parmaklarını yalamıyor. Arı yiyor, kolu yiyor, arı yiyor. Ya bir insan milletvekilleri zengin olur mu? Siyaset yaparak zengin olur mu? Ahmet Kaya için söylüyorum, kendim için söylüyorum. Biz milletvekilliği yaparak zengin oluyorsak biz hırsızlık yapıyoruz, onu bilin yani. Başka türlüsü mümkün değil. Biz size diyemeyelim. Vallahi bak bir, abi Ahmet Kaya, abi Vela Baba, siz söylemeyin ben söyleyeyim. Eğer milletvekili maaşıyla zengin oluyorsa bilin ki o hırsız. Hırsız. O nedenle bak, siyasetten zenginleşmenin önünü keseceğiz. Bak, siyasetten milletvekillerinin, siyasetçilerin, bürokratların zenginleşmesinin önünü keseceğiz. Ya bu yoksulluk sizin kaderiniz değil ki. Yoksulluk sizin alın yazınız değil ki. Ya vallahi siz üretiyorsunuz. Amballık yapıyorsunuz. Bir evde 4 dönümlük evde herhalde 10 kişi çalışıyoruz. Çoluğunuz, 7 yaşındaki çocuk, 80 yaşındaki anneniz çalışıyor. E siz niye kendini geçindiremeyesin? Sen niye zenginleşmeyesin? Maalesef emek çekerek zenginleşme devri bitti. Bakın eskiden zengin deyince akla kim gelirdi? Zengin deyince akla üreten adam akla gelirdi. Şimdi zengin deyince fabrikatör aklınıza geliyor mu? Zengin deyince Adanalı pamuk tüccar aklınıza geliyor mu? Türk filmlerinde kimdi zengin? Adanalı pamuk tüccarlarıydı. Değil mi? Ya da Urfalı buğda, arpa buğda ekendi zengin. Şimdi bunlar zengin mi? E vallahi üretim yaparak. Ulan izin ver, hiç yok. Ne pamuk üreten zengin, ne buğda üreten zengin, ne çay üreten zengin, ne Malatya kayısı üreten zengin. Kim zengin? E vallahi rant işi yapanlar zengin. İş takibi yapanlar zengin. Devletin malla çökenler zengin. Bak bir örnek vereceğim. O da hemşehriniz, üzerinize alınmayın. Elazığ'da bir maden satılıyor. Maden bölgesinde. Maden diye bir ilçe var Elazığ'la Diyarbakır arasında. Burası dünyanın en zengin maden yatakları. Bakır var, krom var, demir var. Takribi değeri 100 milyar dolar.
100 milyar dolar. O 128 milyar dolara yakın. Ne oluyor biliyor musun? O 100 milyar dolar Cevher ihale açılıyor. İhalede sadece isim ve soy isim yazmamışlar. Her türlü tarifi yapmışlar. Hemşeriniz alıyor. Hemşeriniz alıyor. Ya yeter hemşerim. Yeter bu kadar sana. Yeter ya, bu kadar doymazlık olur mu? Bak 100 milyar dolar. Bu 100 milyar doları versek var ya, Rize'yi, Trabzon'u, Artvin'i, Ordu'yu, Giresun'u satın alır. 100 milyar dolar. Ya yazık değil mi bu memleketin, kamunun, senin benim malımı birkaç tane zengine peşkeş çekmeye, yazık değil mi? O madenler işletilseydi, o maden Türkiye ekonomisine girseydi, hep beraber zenginleşseydik. O madendeki kaynak hepimizin babasının, dedesinin malı. Hepimizin dedesinin babasının malı. O toprakları hep beraber Kurtuluş Savaşı'nda savaşarak elimize tutmuşuz, öyle değil mi? O zenginlik niye bir aileye gitsin, iki kişiye gitsin? En önemli sorun eğitim sorunu. Türkiye'de 70 küsürüncü Rize. Yani bu Rize için utanç verici bir şey yani. Köylerde bir tane okul bırakmadılar, İmam Hatip'e çevirdiler ve eğitim düzeyi Rize Türkiye'nin 80. 74. ya. Bu çok düşük ya. Zaten onların iktidar olması için bizim aptal olmamız. Aptal olmamız lazım. Yani onun sorgulama için yeteneğimizi yitirmemiz lazım ve onu başardılar. Yani onu da başardılar, bu okullarla başardılar. Her gün zam. Zaten biz de neye satacağımızı şaşırdık ya. Yerine koyabiliyor musun sattığını? Mümkün değil. Mümkün değil. Bugün sattığını bir hafta sonra al, yerine koyma şansın yok, yok. Ya. Yani. Değil mi? Yok, yani yok. Yok. Yani zor yani. Gittikçe küçülüyorsun. Valla ne bileyim ne yapsa. Biz Allah'tan kira vermiyoruz da köydeyiz, biraz rahatız ama öbür taraflar ne yapsın yani? Allah milletin yardımcısı olsun. Köylünün alım gücü nasıl? Köylünün alım gücü bu sene çay var diye biraz iyi ama kışın daha fena olur yani. Kötü olur. Kışın kötü olur yani. Buralar bizim dışarıya nazaran daha iyi. Kiran yok, bir şey yok. Başkanım bak, masraf yok. Dükkanda bir tane lamba yanmıyor. Niye? Nasıl yakayamadım? Nasıl yakayamadım? Elektrik faturası. 600 milyon verdiğim yere şu an 2400 lira, 2000 lira. Ben dolap var, bu sene dondurma satmadık biz. Evet. O kadar. Tavuk dolabı yok. O kadar dedin yani. 2000 lira bak, şurada fatura geldi bana, kaç para durdum. Hiçbir şey yakmadım. Dondurma satmadım. Hayır, lamba yakmıyor dükkanında. Elektrik faturaları nedeniyle. Bak o dolapları yakmadığım halde 1500 lira bana fatura geldi. Bak dolabı da akşam kapattığım halde ya.